Benim matematiksel kafamından dolayı belki de bir de zanaata düşkün bir tarafım vardı. Bizim ailenin tümü aynı şekildeydi. Sade tüketimde. Üretim hiçbir zaman o. Zaten üretim olsaydı bugünkü hale gelmezdi. Bir insan durumuna giriyorsunuz ama ben ikinci bir insan durumuna girmedim. Eşimle beraber girmedim. Kızım da orada doğdu. O da otomatikman işin içerisine girmiş oldu. Kapatırsan da kimse kapatamaz. Yani o şekilde bir el kuvveti var. Halbuki yanlış yaptığım şey yanlış olsun. O bana ait. Merhaba sevgili seyirciler, Beyaz Tuval'e hoş geldiniz. Yine çok değerli bir konukla karşınızdayız. Konuğumuz ressam Teoman Sudor, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizi konuk ettiğimiz için. Uzun uzun konuşacağız size dair ama önce böyle ta eskilere gidelim istiyoruz. Buyurun. Sanatla dolu, sanatla iç içe, boyayla iç içe bir aileye doğmuşsunuz değil mi? Evet, evet. Biraz oralardan başlayalım. Anneniz de akademi mezunu. Annem akademi mezunu. Hem resim hem heykel bölümünden mezun. Tabii o zamanlar Güzel Sanatlar Akademisi'nin yalnız 3 senelik kısmı vardı. Büyük kısmı yoktu. Ondan sonra ondan mezun bir kadıncağızdı. Ben de onun yolunda gidiyorum şu anda ama bu düşünme sırasında da bakarsanız annemden bir şeyler kaptım mı? Kaptımsa ben doğmadan kapmışımdır. Çünkü bildiğiniz bir şey vardır yani anne rahmindeyken insanlar başlanıyor konuşmaya, öğrenmeye, her şey orada başlıyor. Gözleriniz de orada başlıyor görmeye, bakmaya. Çünkü benim üstümde en önemli şey görmek ve bakmaktır, bakıp da görmektir. Burada oradan başlıyor bütün meseleler. Onun için gayet rahatlıkla annemin içinde herhalde bir genlerimde bir şeyler bunu oldu. Bunu almışım diyorsun. Bunu almışım. Ama hocam, sonradan okumak istememişsiniz, matematik okumuşsunuz. Evet, tabii. O da ilginç. Bir yıl matematik okumuşsunuz, sonra 2 yıl hukuk okudum. Ama çünkü yine o annem ve babam, onlar kardeş çocuklarıdır işin enteresanı. Ondan sonra onlar tabii ki benim matematiksel kafamından dolayı belki de bir de zanaata düşkün bir tarafım vardı. Bizim ailenin tümü aynı şekildedir. Her şey bizim evde yapılır. Aklınıza gelen bir şey, elektrikten tutun badanaya kadar. Eğer onlarda birer milimetrelik bir hata olursa yer yerinden oynar ailenin içerisinde. Hakikaten yer yerinden oynar. El becerisi gelişmiş yani. Mecburen. Hem yani bir kadın gibi dikiş dikerim ben hadi. Oo, inanılmaz. Hiç tabii mecbursunuz. Eğer yapmazsanız gitti. Rahmetli babam da öyleydi. Çünkü babanın babası da aynı. Annemin annesi de aynı şekilde. Kuşaklardan gelen bir şey. Peki ikisi de babamla annemin babaları da zaten asker oldukları için disiplinli ve titiz bir şekilde hayatlarını sürdürmüşler. Onun için onların yetiştirdikleri de öyle olunca sonuç bana da geldi. Onun için rahatlıkla herhangi bir şeyi yapabilmek için sahiptim ona. Yani çocukluğumdan başladım. Minicik bir çocukken bir bıçağı alıp hemen rahat rahat kullanabilirdim. Bir taraftan da yemek yapabilirdim. Yani o şekilde yetiştirildim. Onun için yani şeyi düşünmedim. Ressam olmayı hiçbir zaman düşünmedim. Aklımın köşesinden geçmedi. Eğer resim yapmak istiyorsam işte var resimlerim burada da. Ondan sonra resim yapardım. Hiç de ay ben ressam olayım, ben şunu olayım diye hiçbir şey söylemezdim. Düşünmezdim bile. Ne olacağımı da tam olarak düşünmezdim. Aa ne annem babammış, aman mimar olsun, yok mühendis olsun. Hep böyle şekilde bir hareketlendirme içerisinde beni yürüttüler. Ama ben matematik hocamın, rahmetli olmuştur tabii, matematik hocamın ondan sonra bana tesiri, babama tesir etmesi, yani babam bütün üniversite, aman lise hayatında ve ortaokul ve lise hayatında bir kere geldi. O bir kere dediğinde al bu çocuğu direkt olarak Amerika'ya gönder, Amerika'da teknoloji bölümünde, teknik bölümünde okusun,
Sırf matematikle uğraşsın dedi. Tamam. Babam nasıl beni gönderecek oraya? Ne hangi parayla gönderecek? İstanbul'da değilim ve İzmir'deydim o zaman. O şekilde beni alıp oralara gönderebilmek için inanılmaz bir para lazım olacaktı. O zaman da ben ne yaptım? Matematiksel olarak sandığınız gibi matematiksel bir kafayım yok. Kafam başka türlü bir matematiksel kafam var. Mesela bir toplama yaparsanız siz sağdan başlayıp sola doğru gidersiniz, neticeyi yazarsınız. Ben tam tersine soldan başlayıp sağı bitiririm. Diğer insanlardan farklı. Vallahi onu söyleyemem. Çünkü ben de bilmiyorum. Baktığım zaman soldan eğer giderseniz bir yere toplama durumu hani şeylerde gidiyorsunuz marketlerde tıkır 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 sonra ben çoktan evvel yapmışımdır söylerim. Ama o benim nereden geldiğini bilmediğim kafamda böyle olduğu bir kafa yapısı var. Ama neden böyle? Neden bundan dolayı bir kafa çalışma tarzım bu şekilde bilmiyorum. Bilemem. Sordum. Doktora da sordum. Dediler biz seni bulursak matematik yerinin beyninde neresinde olduğunu biz tımarhaneye gideriz dediler. O zaman oturun dedi. Siz yerinizde oturun dedi. Ben bu yerimde kalayım siz de yerinizde kalın dedi. Onun için zaten ben matematik bölümüne gittim. İstanbul'a geldiğimizde güzel sanatlara gitmeden önce ilkin matematiğe gittim. Matematikte bana hafif geldi orası. Nasıl hafif geldi? Böyle resmi şeyler böyle. Doktorlar, aman doktorlar diyorum. Hep aklım doktorlarda belki neyse. Ondan sonra hocalar çıkıyorlar, anlatıyor. Tahtaya yazıyor. Gidiyor, çekip gidiyor. Herkes de alıyor bunun notları. Ondan sonra ezber. Benim kabul etmediğim bir şey ezberlemek. Hiçbir zaman kabul etmedim. Bu şekilde de hocalık da yapmadım. Hiçbir zamanda çocuklarıma da söylerim. Lütfen inanmayın. Ben yalancının tekiyim. Size söylediklerim yalandır. Siz gidin araştırın. Araştırma kadar önemli bir şey, en güzel şey. Çünkü doğruyla yanlışı bulmuş oluyorsunuz. Eğer benim söylediğim doğruysa sen yanlışı bilmeden doğruyu eyvallah demezsin. Çünkü belki ben yalan söyledim sana. Belki yanlış söyledi. Zaten bizim hocalarımız da hep yaptıkları şey budur. Ezberlerler. O ezberlediklerine doçent de olurlar, profesör de olurlar, rektör de olurlar. Olurlar. Devamlı olurlar. En iyi bilenler onlardır. Bizim eğitim sisteminin en temel sorunu ezber sorun. Zaten. Tam ezber. Ezberden sonra dur bakalım doğru mu yanlış mı anlarsın? Sorgulanmayacak. Ama o zaman gider işte. O zaman hiçbir zaman sen bir eğitimci olarak eğitim vermiyorsun. Toplumsal düzende de zaten sorgulanmaması zaten üzerine bir kurulmuş. Doğru. Ama bu eğitimden bitiriliyor bu iş. Bu baştan. Zaten Anadolu'nun kökeninde bu durum var. Bakın Anadolu'ya baktığınız zaman ben baktığımda bakıyorum ki işte Kültür Bakanlığı'nın söylemesine göre 52 tane medeniyet gelip geçmiş. Halbuki 60 küsür tane. Onları karıştırmıyor. 52 tanesi gelip geçtiğine göre 52 tane medeniyetin gelip geçtiği dünyanın üstünde başka bir yer var mı? Yok. En fazla bakıyorsunuz 5 tane filan çıkabiliyor. 5 yer. Memleket olarak 5 memleket çıkıyor. Dünyada. Dünya yerinde. Bizde 52 tane geçmiş. Bu toprakların üstünden gelen geçmiş, bu taraftan sağdan gelen geçmiş gitmiş, soldan hepsi gelen bir şey geçmiş. Bırakmış. Hepsi bir şeyler bırakmış. Şimdi bizim de bir şeyler bırakmamız lazım. Neyle? Hiçbir şeyle. Çünkü bizde ezber var. Ezber olduğu için ne bırakacağız biz? Hiçbir şey bırakmayacağız. Bir de bırakılanları yok ediyoruz. Onlar yanına. Yani hiçbir şey yapmıyor değiliz. Tabii. Yok etmek de özel bir şey. Ama hakikaten iyi yok edebiliyorsa, bak hakikaten iyi bir şekilde yok edebiliyorsa ben öper elime başıma korum. Onu bile beceremiyorum. Hayır. Negatif çok önemli bir şey. Negatifi iyi bir negatif yaparsanız, kaliteli bir şey yaparsanız ölmezsiniz, yaşarsınız. Hitler ölüyor mu? Ölmüyor. Ölmeyecekti zaten. Bu kadar insanları yok edebilebilecek kadar bilinçli bir şekilde, kaliteli bir şekilde ve kaliteli öldürüyor. Hem pozitif negatifi yapmak. Tabii. En zoru.
Onu yapabildiğine göre yaşayacak o zaman. Demek ki negatif de önemli şey, pozitif de önemli bir şey. İkisinin arasındaki geriye ne kalıyor? Bize matematiksel olarak sıfır diyor. Yok, sıfır en önemli şey. O daha da önemli. Yani söylediğim şey hiçliktir. Hiç kelimesi hiçbir şekilde bir şey ifade etmez. Hiç. Ne negatif, ne pozitif, ne de sıfır, ne de başka şey. Hiç. Ne zaman ne olacak? Ne diye ben yaşadım dünyaya? İşte özgür olarak dünyaya gelmediğimizden bu da çıkıyor ortaya. Eğer özgür olarak dünyaya gelmiş olsaydı bize soracaklardı. İstiyor musun? İstiyor musun, istemiyor musun diye. Bak geldi senin sonurlarından bazıları da geldi. Özgürlük mü, özgürsüzlük mü? Özgürsüz olarak dünyaya geliyoruz. Hiçbir zaman bizim annemiz babamız bir şey sormuyor. Sorsalar da oho ben buradan istemezdim mesela. Başka yerde isterdim. Denizin dibinde isterdim. Hadi bakalım yapabilirse. Ama bizde hiçbir şey sorulmadan, edilmeden paldır küldür, paldır küldür gidiyoruz. Ondan sonra dünyaya geliyoruz. Ondan sonra özgürlüğümüzü biz kendimiz çalışarak, öğrenerek, ezberlemeden, yaparak bir şey bu dünyayı öğrenip ondan sonra özgür olarak hukuken de 18 yaşından sonra özgürsün hadi diyorlar, bırakıyorlar. Onu 18 yaşında bırak yine seni bırak. Lafta. Ama ne ona kadar olursa olsun 18 yaşından sonra istediğini yapabilirsin ama yapılamıyor. Hemen tepesine anne baba geliyor hemen. Diyorlar ki olmaz. Sen başka yere gitme. Bak buraya gidersen iyi para kazanırsın. Çünkü bizim hayatımızın içerisine girmiş olan şey para. Evet. Parayla özgürlüğümüzü en temel olarak hop, paradan. Eğer para bir de şu var, kendi yapamadıklarını çocuklarına yaptırtabilme çabasında olmaları. Yani siz mesela belki de başka bir meslek istiyordunuz, anneniz babanız bir. O anda siz değildi demeyelim. Hayır dedi. Başka öteki tarafa gittiniz. Ben kafama göre takıldığım için hiç alınmadım devam edin. Alınma. O da benden, evet. Oraya sormak. O zaman bu tarafa doğru anlatayım. Tamam, o zaman doğru. Ben yokum. Sen yoksun. Yani esasında öyle. Yapamadıklarını çocuklarında yapmaya başlıyorlar. Para kazanamadıklarını ona. Hayır o kadar basit bir şey ki para kazanmak. Hele İstanbul'da, oh git köprünün üstünde, indir aşağıya oltanı, bir erkek olarak indir aşağıya oltanı. Bir yerinde balık, öbür yerinde akıl olmayan bir insan. Ben bekledim sabahtan akşama kadar. Ha babam balıkları yakala yakala getir buraya. Akşam diye hem kendine yiyeceğini ayırdın, hem de orada sattığını, sattığında da istediğin içkini mi istiyorsun, bilmem ne varsa kapının üstünde, onlarla bitti işte para kazandı. Ama para kazanmak bu değil esasında. Üretti mi? Üretim yok. Üretim yok. Sadece tüketim var mı? Sadece tüketim var. Üretim hiçbir zaman olmaz. Zaten üretim olsaydı bugünkü hale gelmezdik. Hani sanat açısından da gelmezdik. Yani bugün şimdi dönüp dolaşıp geleceğiz resimlerin üstüne. Şimdi oraya doğru geleceğiz hocam. Böyle biraz dağılmayalım. Şu hukuku falan hukukta okuduktan sonra da geçtik. Ama bayağı faydası olmuş. Akademiye girdiniz. Yok girmedim daha. Dur, hukuk fakültesindeyim ya. Hukuk fakültesinden çıkmak için aklıma neler yapmadım ben. Ondan sonra oradan çıktıktan sonra dediler ki sen bittin. Ne yaparsan ne yap. Ne halin varsa gör yeter. Ne halin varsa gör. Ben de paldır küldü. Gittim akademiye. Annem sevindi o zaman. Dedi akademiye giriyor. Ama girme çabasını gösterirken tabii ki bir takım şeylerle karşı karşıya kaldım. Anneme dediler ki gayet rahatlıkla söylüyorum o kişileri. İkisi de öldüler. Annem babam, annemle bir arkadaşı da serseri olacak dediler. Yani ilk kelime bu. Serseri. Eşittir serseri. Ben serseri olacaktım. Ondan sonra 5 para kazanamaz. Onu da yazdılar bir köşeye. Neyse ben bu hale geldim. O kadınla da karşılaştığımızda anneme söylettirdim üstelik de. Kocaman torunum olacak yerde. Ben dedim ondan sonra git bu kadına söyle. Onun oğlu ne oldu? Ben ne oldu? Efendim o dişçi oldu. Nasıl işliyor değil mi? O dişçi oldu. Modada bütün herkesin dişlerini birbirine kattı. İllallah dediler piyasanından tamamen sildiler.
Ben hala idare ediyorum, işte resim yapıyorum, işte bir üniversitede iyi kötü hocalık yapıyorum. Allah çok şükür devletin verdiği paradan, OPA'dan para kazanıyorum. Yeter bana çok bundan sonra. Çok çocuğa karıştım, serserilik yok. Ha, serserilik tamamen var işte serserilik bu. Ruh bu kadar. Yani aradaki fark bu. Ondan sonra akademiye girdim. Akademiye girdikten sonra da İşte bugünlere kadar geldik. Kademeye kademe geldik. Akademi nasıldı diye sorarsanız o bambaşka bir olay. Siz orada Bedir Rahmi Eyüboğlu atölyesine girdiniz. Bedir Rahmi atölyesine girdiniz. Bir de orayı sizden dinleyeceğiz. Tabii dinleyin. Onu da anlatalım. Ondan evvel tabii ki bizim 5 seneydi. Evet. Birinci sene galeri denilir. O galeride Adnan Çoker, çok severim o hocayı. O çok bizi iyi yetiştirdi. Hakikaten. Herkes söylemiyor bunu ama ben bunu rahatlıkla söylerim. Hakikaten muhteşem bir hocalık yaptı, galeri hocalığı yaptı. Çünkü o zamanlar o bir asistandı. Galerinin içerisinde kimler vardı? Cemal Tollu vardı rahmetli. Ondan sonra şey vardı, Nurullah Berk vardı. Ondan sonra yanılmıyorsam biri daha olacaktı Cemal Tollu. Cevat Dereli vardı. Ondan sonra 3 kişiydi. Bu 3 kişinin asistanı olarak Adnan Çoker vardı. Adnan Çoker'le esasında o diğer 3 hoca hiç gelmezlerdi. Adnan Çoker gelirdi ve müthiş bir hocalık yaptı. Yani inanılmaz bir hocalık yaptı. Desenin ne olduğunu biz ondan öğrendik. Yani zaten hiçbir şey bilmeden gidiyorsun langır langır. Bakmayın o ezberlere. Oturup da dışarıda onun kopyasını çek, bunun kopyasını yapmışım, ona bilmem ne yapmışım, şuna para ödemişsin, buna bilmem. Onlar işin şey, yani güzel tarafları değil esası. Adnan Çoker'dir. Adnan Çoker'den ayrıldık. Birinci senenin sonunda seçme durumu vardı. O seçmede Adnan Çoker katiyen Cemal şeye gitmeyin dedi, Bedir Rahmi'ye gitmeyin dedi. Bana da dedi aynı şekilde. Ben de inadına, o dedi ya, ben inadına gitmem lazım. Çünkü dolaştım, ben dolaşarak hareket ederim. Yani kimmiş? Yani benim için Bedir Rahmi, Bedir Rahmi. Ben gideceğim, kesin araştıracağım, edeceğim. Baktım ki en serbest hoca hangisi? Hiç karışmayan, efendi gibi rahat rahat resim yapabilen, çünkü ötekinde şartlar var. Giriyorsun, işte bu sömestr bilmem kaç tane resim yapacaksın, 3 tane bilmem ne yapacaksın, 4 tane bilmem ne yapacaksın, şu büyüklükte olacak, eni boyu aynı, hepsinin aynı ben olacak. Ben serseri olacağım, olmaz ki bu durumda. İşte bak ne güzel, en güzel şeyi söyledi. Ben dedim buna yapamam dedim. Gidelim ben dedim Bedir Rahmi'ye. Bedir Rahmi'yi ne kadar biliyordum? Bedir Rahmi'nin yüzünü bile görmemiştim o zamana kadar. Bedir Rahmi'nin bütün yazdığı yazılarda. O zamanlar yanılmıyorsam Vatan Gazetesi'nde yazardı. Ondan sonra oradan çıkan yazılarda sağdan soldan görürdüm. İşte şiirlerinden azıcık buzucuk oradan gördüm. Bir baktım ki Adnan Bedir Rahmi'nin odasındayız. Geldim girdim. Girdikten sonra da samimi olduk birdenbire. Nasıl samimi olduğumuzu bilmiyorum. Öğrencileri çok seviyor zaten. Çok seviyor. Ondan sonra tatlıcılar... Hocam mikrofonu. Tatlıcılar şeysinin Karaköy'de yer var ya, tatlıcılar binasının olduğu yerdeki orada tatlıcılar şeysi vardı. Orada şimdi muhallebici olan yer. Orada resimler hemen mozaikten çalışmalar yapılıyordu. O mozaik çalışmasına ben de bismillah deyip girdim. Girdikten sonra bir daha da oradan çıkaramadılar beni. Doğa doğrusu onlar beni çıkartmadılar. Ondan sonra mozaik işlerini Bedir Rahmi'nin ben yaptım baştan aşağıya. Oradan çok şeyler öğrendim. Yani mozaik üstüne neler yapılabileceğini ondan öğrendim. Bir de tabii hoca ile iyi bir ilişki kurduk. Tabii esasında hocadan önce ilişki kurabileceğim kişi beni çok iyi seven Eren Eyüboğlu oldu. Eren Hoca
tamamen insanların nasıl olabileceğini, nelerden neler elde edilebileceğini, nasıl kendisi de ondan bir şeyler öğrenip neler verebileceğini çok iyi bilen bir kadındı. Yani müthiş bir kadındı ve Bedri Bey'di, Bedri Bey yapan Eren Eyüboğlu'dur. Yani kimse oydu, buydu, şuydu demesinler. Yani direkt olarak Eren Eyüboğlu'dur. Eren Hanım'la beraber olan ilişki halinde eğitici olarak beraber olmamızdan dolayı Bedri Bey'le de samimiyetim fazla oldu. Ondan sonra öyle bir fazla samimi oldu ki her şey ortadaydı artık. Oho, her şeysini ben bilirdim, o da her şeyi bilirdi. Her zaman beraber olduk ta ki işte ben şeye gidinceye kadar, İtalya'ya gidinceye kadar. İtalya'ya gitmeye kadar. Şimdi 71-74 yılları arasında İtalya'ya gidiyorsunuz, Roma Güzel 70. Sanatlar Akademisi 71-74. 70-74,5. Evet, peki. 70'te gittik. Evet. Ondan sonra 4,5 sene sonra da Türkiye'ye tekrardan döndük. O zaman da İtalya'da Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde çalıştım. Devlet bursuyla gittim. Devlet bursuyla gittim. 1416 sayılı kanun işte meşhur. Peki İtalya'ya gidişiniz, orada neler yaşadınız, oranın size katkıları neler oldu? Katkıları korkunç. O zaman onları dinleyelim. Katkısı çok iyi. Yani Türkiye'de göremediğin her şeyi orada öğrendim. Gördüm. Ama bakarak gördüm efendim gibi. Bakıp da görmek ve görüp de bakmak işlemlerimi tam sonuna kadar getirdik orada. Çünkü burada Türkiye'de hiçbir şey yoktu. Bir kitap dahi istesen bir kitap bulamazdın burada. Var siyah beyaz. Orada gittiğin zaman oho kendini görüyorsun. Birinin resmini görmek isteyip de bir müzeye gittiğinde karşı karşıya geliyorsun. Aa diyorsun, bu muymuş diyorsun. Bazen çok beğeniyorsun, bazen Allah belanı vermesin. Ne biçim bir ressammışsın. Bunda mı kandım ben? Baskıdan farklı tabii. Tabii yani. Tamamen alakası olmayan şeylerle alakalı. Kendi beğenimi söyleyerek bunu söylüyorum. Başkalarınınki değil. Ama öyle resimler gördüm ki yani niye ben dedim bu resimlerle göreyim. Evet görmek lazım ama üstünde çok bana verseniz o resimleri ben duvarıma asmam. Bu kadar basit. Müzede kalabilir. Müzede kalabilir. Kalsın. Orada kalsın. Bana dokunmasınlar. Evet. Yani o şekilde bir şekildeydi. Bir kere o açıdan eğitimci bir durumu oldu İtalya'nın her şeyden önce. Sonra etraf çok önemli. Yani yaşadığımız ortam sanat dünyasının içindeysin çünkü. Sokaktaki bakkal da aynı şekilde, çöpçü de aynı şekilde, dayak atan da aynı şekilde, küfreden de aynı şekilde. Hepsiyle rahat rahat görüşebilme imkanı sahip oluyorsun. Senden en ufak bir şeyi gördükleri zaman saldırıyorlar ve öğrenmek çabasıyla geliyorlar. Ben sonradan başladım tabii doktora verebilmek için vereceğiniz tezlere geldiğimde mesela inanılmaz şeylerle karşılaştım. Ben bir Assisi şeyde bir gözün içerisindeki baktığınız zaman perspektifi çıkartabilmeniz için bir şekilde bir bakma şekliniz olması lazım. Bir kere ufuk çizgisini bilmeniz lazım. Ama gözümüz bozuksa ki şimdi benim gözüm bozuktur. Bozuk olsa o ufuk çizgisini bulamazsınız. Bulursun İri böyle buluruz. Bir baktım ki yapılan resimlerde Giotto'nun resimlerinde tamamen gözü bozuk. Bunun üstüne ben anlaşma şey yaptım. Gittim hastanelerdeki doktorlarla görüştüm, ettim. Neticesinde başladım yazmaya. Neticesinde tabii bunları da İstanbul'a bildirmek durumundasın. İstanbul'a akademiye bildirdiğim zaman akademiden bir cevap geliyorlar. Bunu böyle şeylerle uğraşmayın, lüzum yoktur. Böyle bir konu çok çok işlenmiştir. Yani bütün Türkiye'de araştırma yapın diye gönderiyorum buraya. Hiç böyle bir şey görüşülmemiş bugüne kadar. Ama ben ne güzel bir şey bulmuşum sanat tarihinin içerisinde. Gözündeki bir bozukluk neticesinden bilmem kaç sene önceki bir kişinin yaptığı büyük eserlerinde bir eğiklik var. Bu eğikliği nereden buldu?
Mesela bir insanın yüzüne baktığınız zaman yüzündeki perspektif yerinde, aşağısı değil. Eğri büğrü. Veya yüzündekini nasıl görüyorsun da aşağıdakini göremiyorsun? Çünkü niye? Kafanı aşağıya indirdiğin zaman çizdiğin şeylerinde bunlar yanlış, iyi çizilmemiş, perspektifi gitmiş gümbür diye. E ben bunu yakalamışım. Bundan güzel şey mi olur? Konu mu olur bir doktora konusu olarak? Yok, istemediler. E ne yapalım dediler? Sen dediler çizgiyi anlat. Tamam, aynı. Onların dedi çizgi. Verdik çizgiyi, verdik. Geçti gitti. Yani insanları yok edebilmek için elinden gelen çaba Türkiye'de var. Ama onlarda öyle bir şey yok. Bu konu hakkında bir fıstıkçıyla konuşuyordum. Bildiğimiz fıstıkçı dışarıda fıstık satıyor. Ama çok müthiş bir sanat tarihi bilgisi var. Onunla bunu konuşurken oho, adam beni karşısına aldı. O benden çok yaşlıydı. Ölmüş zaten. Ondan sonra oturup sohbetler ettik. Kaç sene? 3 sene. Bir gün, 2 gün, 3 gün değil. 3 sene. Beraber olduk ve beraber olmada da bunu konuşabildik. Ne kadar önemli bir şey. E şimdi öyle bir ortamda, yani İtalya dediğin zaman böyle bir şeyle karşı karşıya geliyorsun. İstanbul'a geliyorsun. İstanbul en önemli yerlerden biri. Ama buradaki Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki hocalarından bir tanesi tarafından, burada bak ne kadar arşivleri gördün mü? Arşivler ne kadar arşiv. Arşiv içerisinden çıkarır, kağıdı gösterebilirim. Bu yapılanması lüzum olan bir şey değildir, konu değildir diye cevap veriliyor. O da rahmetli olmuş. Ya rahmetli deniliyor ama inanmam öyle şeylere ama. Alıştı, ağzımız alıştı da onun için değil. Ayıp olur yoksa demezsem. Şimdi orada demedin diye laf ederler. Evet, doğru. Şimdi sonra 76'ya gelelim mi? 76'ya, ben daha 8'den kaç saat dedin sen bana? 1 saat hemen 1 saat yedirmek için daha var mı canım? Var mı? O zaman var, ben daha gelmiyoruz 76'ya. Yok, tamam. Gelmiyor. Yap, 76'ya geleceğiz. Ay bari ben yok, de doğmuş yok. Olayım o arada da. Dur. Kurtarmaya çalışayım. Kurtaracağım seni, merak etme. Ve ondan sonra da o zaman boyutu bitti. İşte öğreneceğimi öğrendim. Diyemem. Ama çok doldum. Bir sürü şey öğrendim. Biz eşimle beraber 127 tane bitki şeyimiz vardı, biletimiz vardı Vatikan'a girmek üzere. O zaman bedava vermiyorlardı içeriye girişe. Çünkü gittik. Elçilikten de kağıttan dolayı rica ettik. Üstelik de bizim de elçiliğimiz vardır Vatikan'ın içerisinde. Oradaki elçiyle bulunduğu an kişiyle de arkadaşız olduk ama bize içeriye sokmak için en ufak bir şeyde bulunmadılar. Biz de 127 tane biletle Vatikan'a girdik, çıktık, girdik. Yeter 127 defa girdik. Çok olmuş. Bayağı din değiştirecek pozisyona gelmiş. Geldim zaten, öyle geldim. Merak etmeyin, geldim. O da sanatla yaşayan bir şehirde zaten siz eğitimi almışsınız. Alacağımı aldım. Yani hakikaten dolduruldu. Yani İstanbul'da kalsaydık bu kadar bitki, yani şey bir durumda olamazdık. Vizyon sahibi olamazdık. Olamazdık. Tahmin etmiyorum, olamazdık. Ha. Tabii İtalya'ya gitmemizin en büyük avantajı oldu. Benim ailemin bir kısmından, yani annemin annesi İtalyan ve Yunanlı karışımı bir şeydir. Oradan dolayı belki kanımın içerisinde bir şeylikle İtalya çok severim. Yani bana söyleseler ki nereye, nerede yaşay edersen ben İtalya'da yaşarım. Herkes kaçar gider, ben yok, ben orada yaşarım. Yani rahatlıkla orada yaşarım. Yani bir şey yok, biraz uzun yaşarsanız, yani onlar gibi yaşamazsanız olamaz. Onlar gibi yaşarsanız orada yaşayabilirsiniz. Yoksa zorlanırsınız. Tabii mutlaka. Tabii. Yani her gidiyor yabancı, ikinci bir insan durumuna giriyorsunuz ama ben ikinci bir insan durumuna girmedim. Eşimle beraber girmedim. Kızım da orada doğdu. O da otomatikman işin içerisine girmiş oldu. Hiç bir sıkıntımız olmadı. Bilakis yani ben giderim hemen giderim. Aslında giderim. Şöyle baktığımızda kaç kuşaktır hep sanatla devam ediyorsun. Devam eder. Tabii. İşte, onların da babasından da gidiyor. Belki de daha kızınız devam ettiriyor. Bu çok devamlı bir şekilde devam ediyor.
inşallah devam etsin. Torun da şimdi mimarlıkta. Oo, tamam. İyi de, yani o da Türkiye'de dediği zaten Avusturya'da. O da aynı yolu tutmaya yolunda. Evet. Hiç olmasa gidildiği kadar gidecek. Sizin mimar yapamamışlar, torundan çıktı bak. Bir yerde yakalanmış o mimarlık. Ama mimarlık esasında oldu. Çünkü evet, düşünsenize aşağı yukarı 30 küsur sene mimarlık fakültesinde hocalık yaptım. İşte zaten oranın yeterli, hocası oldum. Yeterli. Evet, şimdi oralara geleceğiz. 76'ya evet, gelelim hocam. Bir sergiyi açalım. Açın. Sergiyi açın. Serginizi açalım. Şimdi açalım. İlk serginizi açtınız. O dönemde İtalya'nın ardından geliyorsunuz. 76'da ilk sergi açıyorsunuz. İstanbul'da sanat ortamı nasıldı? O günleri bir değerlendirir misiniz? O tecrübenin üstüne ne yaşadınız? Şok geçirdim. Direkt galeri olarak. Yoktu değil mi? Hı? Çok fazla galeri yok. Yoktur. Bir tek Cumalı'nın galerisi vardı. İşte Beyoğlu'ndaki belediyenin olduğu yer vardı. Alman kültürün yeri vardı. Yani 3 ayrı yerde sergi açabilecek kadar vardı. Onun dışında iyi bir yerde sergi açılacak. Yani sokakta yapılabilirdi. Nerede yapabilirdiniz? Taksim'de. Taksim Meydanı'nın yan sokaklarında eğer istiyorsanız açardınız. Başka türlü açılacak bir yer yoktu yani. Benim gördüğüm o şekildeydi. Hı. Hiçbir şekilde. Geldiğimiz zaman da Cumalı hemen yaptı. Müracaatımızın üstüne den evvel hemen geldi. Başladı yapmaya. Bıdı 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 bıdı. Açalım açalım diye. Açalım dedik ve ilk serginizi orada açtık direkt olarak Türkiye'de. Yani İtalya'da da açmamıştık. İtalya'da da açmamıştık ama direkt olarak ilk sergimizi karı koca olarak Cumalı Sanat Galerisi'nde direkt olarak açtık. Ondan sonra yol gitti. Yol kendiliğinden yol gidiyor işte. Gördüğünüz gibi kaç tane, 68 tane mi, 70 tane mi ne? Kişisel sergi. 70 tane kişisel sergiye girmişim. Onu açmışım. Ondan sonra ötekini bilmiyorum yani. Karmaları sonsuz da olarak girdiğiniz zaman onlar kalmak karmaları karışır. Sayısı yok zaten. Sayısı yok yani. Her zaman şimdi de bir sergimiz var. Eskişehir'de şimdi önümüzdeki Ekim ayının başında Eskişehir Üniversitesi'nin belediyenin rica ettiği bir sergiyle oraya katılacağız. Kişisel sergi olarak açılacak. Ondan sonra onun evvel hemen İtalya'da var tabii. Ne güzel. İtalya'da var. Venedik'te bir sarayda olacak. Ondan sonra saraydan sonra buraya geleceğiz. Burada geldiğimizde Eskişehir'de açacağız. Ondan sonrasını bilmiyorum ya. Yani. Şimdilik önümüzdeki de iki tane daha kişisel sergilerimiz olacak. Bunlar yani. Bunlar reklamı nasıl yapıyorum ama gördün değil mi? Onları duyuralım zaten. İzlemek isteyenler, takip etmek isteyenler olacaktır mutlaka. Şu hocalığınıza da bir değinelim, sonra geçelim. 78 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde derslere başladım. Ondan sonra emekli olana kadar da orada devam ettim. 2006'ya kadar orada devam ettim ama bu arada da görsel ve çevresel sanatlar bölümü kuruldu. Şadan Bezeiş, ben ve Birsen Doruk'la beraber üçümüz görsel ve çevresel sanatlar bölümünü kurduk ve böylelikle bütün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içerisinden seçmeli dersler şeklinde, ama şimdiki sandığınız gibi seçmeli dersler değil, mecburi seçmeli dersler şeklinde kondu. Bütün teknik üniversitenin fakültelerinden gelmek isteyenler derslere girdiler. O derslerden de normal ders gibi sınıfta kalma, geçme ve bütünlemesi, ıvırı zıvırı her şeysi var olan bir şeydi. Onlar devam ederken tabii ki de Mimar Sinan'da temel tasarım dersine ben devam ettim. Bir de özgün baskı bölümünün sindinin başında ben vardım. Oraya da devam ettim. Yani bu teknik üniversitenin içerisine bir yerden girdik ve oradan emekli oldum. Ama orayı kazanmıştım da işte size sormuştunuz. O hukuk fakültesinden olduğu zaman ben her türlü kazanarak, kazanmayarak, çalışarak bir şekilde oraya gittim. Girdim. Ve işte o hukuk fakültesinden
sonraki girme durumunda girdim. Hukuku kazandığım zaman mimarlık da vardı. Mimarlık, teknik üniversite mimarlığın hatta tam yapalım. 460 puanla aldım. Çünkü kimyadan 100 üzerinden 100, fizikten 300 üzerinden 300, matematiğe geldiğimize %10'u yeter dediler, yani denmişti. Ben de baktım ki 600 puan, bununla uğraşacak mıyım ben, vakit geçirecek dedim. Bir tane dedim çizim vardı, o çizimi çiziverdim hemen. Ondan sonra hemen ondan da 60 puan alarak 460 puana birinci olarak girdim. Yeter girdim mi? Ama söylemedim. Söylemedim tabii anneme babama söylemedim. Çünkü ancak gitmeni isteyecekler oraya. Tabii. Tabii. Hukuka gittik ama ondan sonra akademiyi bitirdiğim gün mezun olduğumda tabii annem babam da başta babam olmak üzere efendim sarıldık öpüldük. Öpüldükten sonra biliyor musunuz ben kazık attım dedim. Hayatımda hiç yalan söylemem. Ben yalan söyledim size dedim. Babam böyle şok olduğunu gördüm yani gözleri bir taraf oluverdi ve biraz şaşılaştı mı ne olduysa. Ondan sonra bak dedim ben işte dedim İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazandım ama sana söylemedim, anneme de söylemedim, gitmedim. Aferin sana dedi, iyi ki öyle olmuşsun dedi. İlk defa onu da aldı. Ondan sonra, bir de, ondan sonra da daha yalan söylemedim şimdiye kadar. Şimdi şu ödüller var, bir koleksiyonda eserler var, özel yurt içi yurt dışı özel koleksiyonlarda, müzelerde. Bir de onlardan bahsedip sonra resimlere doğru hafiften yola çıkalım. Nasıl koleksiyonlardan geliyorlar, alıyorlar, çekip gidiyorlar. Yani bunda yapılacak bir şey yok. Enteresan tiplerdir yani onlar direkt olarak kendileri hakikaten sevdikleri için o dünyanın içeri kendilerinin bir dünyası var benim gibi yani sanatçılar gibi kendi dünyasının içerisinde o çeşitteki resimleri veya zamanı direkt olarak içlerine alıyorlar ve bırakmıyorlar onu. Hiçbir zaman bırakmıyorlar ve öldüklerinden sonra da tahmin ediyorum benim sevdiğim gibi bir şekilde tekrar yaşayabilmelerini sağlıyorlar. Koleksiyoner olarak yaşamayı devam etmek için. Çünkü o eserlerin başka bir yerde bulabilme imkanı olmadığı için nasıl olsa onun peşinde koşacaklar. Ve onun hakkında bilgiler sahip olacaklar. Ben onu o şekilde görüyorum ama bunlar hakiki koleksiyonerler. Bir de sahte koleksiyonerler var. Yani simsar gibi. Alıp satanlar. Mesela işte onlar mesela onlara baktığınız zaman Türkiye'de bol miktarda var. Böyle hop açılıveriyor. Bol miktar. Bana göre. Yani benim söylediklerimi hemen şey olarak kabul etmeyin. Benim için Türkiye'ye gidin bakın. Gidip bakın. Türkiye'de yani al, ver, sat. Hatta yetmiyor. Ondan sonra al, aldıktan sonra yaptır sahtesini. Sahtesini yaptıktan sonra sahte resim sat mesela. Bana yaptılar mesela. Taze taze daha bunu. Hemen bilemezsin bunu. Orada ya koymadın onu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde biri geldi. Ondan sonra sizin dedi resminizi dedi gördüm dedi. Ben de elime geçti dedi. Satayım mı size dedi. Satmam istiyor musunuz dedi. Çünkü o zaman benim o resimdeki o boyuttaki 92-116 boyuttaki resminin boyutu resmin fiyatı benim standart şeylerimiz vardı. Fiyatlarımız vardı. O 15 bin liraydı. Ben sana dedi 5 bin liraya dedi o resmi veririm dedi. Hiç sesimi çıkarmadım. Bu kişiyi ismini söylemeyeceğim. Söylersem rezil olur ortada çünkü. Söylemeyin. Yok. Sonra kulağına söylerim sonra. Ondan sonra dedim ki bana mı satacaksın? Evet dedim. Ya dedim bu resmi dedim sanki dedim ben biliyormuşum gibi geldi bana dedim. Niye dedi? Niye de dedim. Bizim evde dedim. Yemek yediğimiz dedim. Salonda dedim. Masanın dedim karşısında duruyor dedim. Oradaki duran o resmi dedim. Sen dedim nasıl bulduk da satın aldın da dedim. Bana dedim 5 bin liraya satıyorsun. 3'te 1'e getiriyorsun. Benim resimlerim dedim 15 bin liraydı dedim. Bak açtım. Bak dedim 15 bin lira yazıyor dedim. Benim arşivimde var. Bu arşive lüzum yok. Daha yeni oldu dedim. Sen dedim onu nasıl satabiliyorsun dedim. Güzel bir renk haline geldi yani. Patlıcan şeklinde. Mosmor oldu. Ondan sonra çıkıp gitti. Gitti de üniversiteden de atıldı. Çünkü o üniversitede hocaydı. Bunu da söyleyeyim. Dışarıdan
gelen bir hoca. Dışarıdan gelen bir hocaydı. Yani Türkiye'nin, yok bunu bilin, Türkiye'nin içerisinde koleksiyoner diye düşündüklerinizin iki kısmı var. İşte ayırdığım gibi. Bir kısmı efendi gibi koleksiyoner, bir tanesi de ne yaparsan ne yapayım, alayım satayım, onunla ne geçineyim. Hep sonuç o zaman paraya dönüyor. Bir işin üstünde para için yaşanırsa o dünyaya iş gidersin. Yani direkt al bir tane tabanca, vur kafana, ölsün gitsin. Ne lüzum var ya? Hiç olmasa ortalık rahat eder ortalıkta. Hiç olmaz. Hiç olmasa toprağın altına diyorlar ama ben taşın altına, taşın altında ne varsa yap işte. Orada ne halt edersen ne. Çünkü yazık. Yani onun yaşaması yazık yani bana o göre. O hareketler birçok kişiye de zarar veriyor. Hem de nasıl? Sanat ortamına zarar veriyor. Hem de nasıl? Alanların güvenini sarsıyor. Sarsıyor, ondan sonra yetmiyor. Ondan sonra sergiler açıyor. Sergileri devam ettirtiyor. Duvarlara gidiyor. Gidiyor. Ondan sonra dahası da yetmiyor. Mesela ne bileyim bizim üniversitemize getirdi. 6 tane sahte Bedir Rahmi Eyüboğlu getirdi. Yani ondan sonra onun kurtulmak için neler yaptım ben? Hem üniversiteyi kurtarayım hem de Bedir Rahmi'nin şeysinin yaşamındaki içerisinde olan herkesi kurtarayım. Tabii. Çünkü bir kere adı çıktı mı? Adı çıktı mı bu işin şey yana ne olacak? Tabii canımız çıktı ama düzelttik. Her şeyi düzelttik. Mahkeme kararı olmaksızın mahkeme kararıyla, bak mahkeme kararı olmaksızın mahkeme kararıyla dümdüz hale getirdik. Ama ne oldu? Aradan zaman geçti. Başka yerde sahte resim tabii, gördü. Yani kişisel olarak geçmek dediğiniz gibi paraya tamah etmeyip işte bunlar koleksiyoner değil esasında. Alıcı da, satan da, alan da herkes kendimiz temizlemezsek kimse temizlemeyecek onları işte içimizden. Temizlemek lazım. İşte onun işte yüzünden yani. Birileri gelmeyecek temizlemek için. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Hepimizin esasında vazife olarak yapmamız lazım da koleksiyoner dediniz. Onun için koleksiyon. Ama hiçbir zaman böyle bir şey İtalya'da olmaz. Efendi gibi sahtesini yaparlarsa efendi gibi sahtesini yaparlar. Yapınca da efendi gibi yaparlar. Sahtesi olduğunu da söylerler. Söylerler. Mesela 500 tane şey satarlar. Leonardo satarlar her sene. Ne olacak yani? Yaparlar Leonardo'nun resimlerinden. Yap, seç seç, beğen beğen, nasıl istiyorsan yaparlar. Sonuç itibariyle müzeden alamayacağımıza göre. Olamayız, siz de alamazsınız yani, evet, biz de alamayız. Ben de almadan geldim zaten. Ya, hocam İtalya ile bağınız hala sürüyor. Bundan devam söz edelim seyircilerimize. İtalya Çağdaş Sanat Kataloğu'na girdiniz. Gireriz, her zaman için oradayız. O da çok önemli. Bir de İtalya'nın tanınmış ressamlarından biriyle ortak bir atölyeniz var. Var, Giancarlo Canova diye onunla beraber Udine'de biz atölyemiz var. Tabii artık bundan sonra şey bitince gravür olayı bütün dünyada aşağıya doğru indi. Gravür olayı aşağıya doğru inince oradaki atölyede en çok çalıştığımız şey gravür yapmaktı ve gravürden para kazanmaktı esasında. Para da o şekilde. Evet. Çünkü o böyle böyle yapmaktan değil, oradaki büyük şeylerden gravürlerle satarak, çünkü o gravürün satılması çok çok kolay. Daha müsait, daha herkes alışılabilir. Yani bir ben şunu şöyle söyleyebiliyorum. Bir apartmanda apartmanın yerini alamazsınız ama katını alırsınız. İşte benim bu katım var. Bu apartmanı ben nasıl alacaktım ki? İmkanı yok. Ama bu katı alabilirim. Yani bir gravürü aldım. Ama esasında eseri alama imkanım yok. Ama gravürü rahatlıkla satın alabiliyorsunuz. Onun için gravürle çok paralar kazanmak çabasıyla güzel bir atölye yaptık. Gravür atölyesi. Ve tıkır 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 İtalya ve Avrupa direkt olarak tıkır tıkır döndü. Ve belli bir zamana kadar da yani bundan 3-4 sene öncesine kadar devam etti. Ondan sonra o yerden ayrılıp başka bir yerde atölye açma durumu gelince o zaman baktık ki paralar çok fazla gidiyor. O zaman durdurduk işi. Herkes kendi kendisine gitsin dedik ama biz yine devam ediyoruz. O bağ devam ediyor. Eylül ayında yine beraber olacağız. Ondan sonra bir sarayda oturup sergimizi açacağız. Çok güzel. Zaten İtalya'da, Avusturya
İtalya ile Avusturya başta olmadığını, yurt dışında çok sayıda sergi açtık. Türkiye'de 70 kişisel serginiz olmuş. Yurt dışı da gene dahil olmak üzere 20'den fazla fuar, bienal, fuar ve ganeval ve triyanel, onlar da var. Onlara da katılabilme imkanını bulduk. Yani yeterince değil ama elimizden geldiğince bu kadar beraber, eşimle beraber işte 50 seneyi doldurduk. Tam maşallah size. Resmi 50 senesi. Resmi olanı, evet. Gayri resmisini kaldırır mı? Yani biz 66'dan beri beraberiz. Maşallah. Biz onu 66'da dinlemiştik diğer programı. Konu işte. Karşılaştıracağız bilgileri. Şimdi. Tabii bak bakalım 66'dan beraberiz. Ondan sonra 50 senelik karı koca beraber olarak. Maşallah. Bundan sonra nereye gidebiliriz? Gidebileceğimiz yer taşın altıdır işte. Oraya gitmek yani, istemiyoruz daha. Dur kolay kolay dur da. Daha iş var ya. Daha büyük resim var ya. Şu var. Bak büyük resim yapacağız. Bak oralardaki büyük resimler var. Evet. Yok aklımızda. Aklımda olmasa bunları yapmak. Daha o resmi yapmadınız değil mi? Ya, hangisini? İşte o resim. Hangisiyse o. O. Kafamızdaki en iyi resmi asla yapmış olmayacağız. Yok olacağım. Devam etmemiz lazım. Olacağım. Ooo bedava değil. Böyle çağrıldığı zaman dur bakalım diyeceğim. Birazcık daha ver vakit. Şu altını da tamamlayayım. İmzamı atayım. Ondan sonra hadi güle güle diyeceğim. Şimdi İtalya sizin resminizi ve dünyanıza bir şey daha vermiş. Ne vermiş? Işık demiş. Vallahi onu ben demedim. Uzun uzun sormayayım. Sorma ben anlatayım. Resimdeki ışık kurgu sistemi direkt olarak var. Olduğunu söylediler. Öyle gördüler. Hı hı. Ama benim kendi bir dünyam var. O önemli bir şey. Ben bu dünyanın üstünde kendimi öyle görüyorum. Yaşayan bir insan değilim. Beynimin içerisinde, ben hep kafayla uğraşırım. Onun içerisinde bir beyin var ya, o beynin zaten neyse %20'sine kadar çıktı bütün dünyada. 20'siyle idare ediyoruz ama o idaresinde bile kendimin bir dünyası var. O dünyanın içerisinde yaşarım ben. Onun içerisinde hayal kurarım. Onları resim olarak resmime geçirir o zaman boyutu içerisinde. Düşüncelerim hep böyledir. Başka şey düşünemem başkası türlü şeyler. O dünya benim dünyamdır ve o dünyaya kimse giremez. Ha, bir kişi girebilir, o da benim eşimdir. Yani Gülseren o işin içerisindedir, başka kimse giremez. Herkes kendi dünyasını ayrı ayrı kursunlar. Biz de kendi dünyamızı, ben dünyamı kurdum, o da dünyasını kurdu. Dur ya dedi, burada bir gezegen var dedi. Geldi benim gezegenin içeriden langır lungur girdi içeriye. Girdi, bizi beraber. Girdi, evet. Biz o gezegen devam ediyor. O gezegenin içerisinde ben yaşarım. Onunla düşünebilirim. Onunla hareket edebilirim. Her şeyim onunla beraber, yani başka türlü bir şey düşünebilme imkanına sahip olamıyorum. Olamam da. Çünkü o dünyanın içerisinde neler varsa, neler yoksa, işte o dünyanın içerisinde ışık da varmış. Ben söylemedim, onlar söylediler. Hocam ama, hem Türkiye'deki çok yazar, hem İtalya'daki bir eleştirmen ışıkla ilgili çok ciddi tanımlar yapmış. Onun için sorduk. Doğru, var. Mesela var. Demiş ki ışınların efendisi tanımı evet, yapmış. Evet, evet, doğru. Doğru. Onu söylüyor. O her zaman geçerli söyleniyorlar. Ama benim kendi düşüncemin içerisinde, o dünyamın içerisinde üç şey vardı. Bir bakarsanız hepimizin esasında olması lazım ama yapmadığınız şeyler. Benim için demiyorum, hepiniz için söyleyebileceğim, bütün olarak söyleyebileceğim şey. Gökyüzü vardır. Yer vardır. Deniz. Ufuk çizgisi vardır. Başka hiçbir şey yoktur. Bunlara iyi bir şekilde bakarsanız ve onun için düşünebilirseniz, kendinizin dünyasını bununla kurabilirseniz, onun içerisine girdiğiniz zaman Işıkta görürsünüz, karanlıkta görebilirsiniz, görebilirsiniz, her şeyi görebilirsiniz. Gökyüzüne bakıp da nasıl ışıksız bir yaşam olabilir? Benim annemin içerisindeyken ben ışığı düşünmeye başladım. Yoksa dışarı çıkamazdım ki. Hiç kimse, direkt olarak biz yalnız okuyoruz, ondan bundan laflarla güzel ama araştırmıyoruz. Ya ben tıp fakültesinde direkt olarak elime gelen şeylerle hep araştırırım, duramam. Her şeyi ben hepimizin, annemizin içerisindeyken başlıyor.
görmeyi, bakmayı, yemek yemeyi, ne de hatta kavga etmeyi bile başlanıyor. İkizlerin içerisinde bir tanesine resmini bile çektiler. Yumruk atıyor ya. Sen çekilsene buradan diyor. Sol taraflı olan esasında sakin olan sağdaki tarafından bir tane yumruk atıyor tam burasına. Direkt olarak vuruyor ve bunun filmi çekilmiş bir durumda. E demek ki biz o zamandan başlıyor olay. E o zamandan başladıksa biz de devam ediyoruz o yol üzerinde. Yani bu şekilde düşünerek ben gök, ufuk çizgisi, yer diye düşündüm. Ve bunları da gayet bir şekilde düşündüğüm zaman da ışığı nasıl görmeyeyim ki yani? Annemden öğrendim ışığı, dışarıya çıktım zaten, daha ışıklıymış. Kör ovası dedim, birazcık karanlık olsaydı daha iyi olurdu. Ama iyi ki gördüm ki ondan sonra kırmızının hangi koyulukta olduğunu öğrendim. Bakın esasında önemli olan madem sanmasınız, koyuluk derecesi önemlidir, renk önemli değildir. Orada koyuluk derecesini, mesela baktığımız zaman, çocuğa baktığınız zaman gider hemen kırmızı olan bir şeyi elinde alır. İlk hareket odur. Niye sarıyı, maviyi, bilmem neyi almıyor? Renkler de o koyuluk derecesini, annesinden öğrendi. Kırmızının koyuluk derecesini. Ve o kırmızı karmen kırmızısı değildir. Kan kırmızısıdır. Doğru mu değil mi? Doğru. Koyun buraya. Ay. Başladım işte değil mi? Hocalık gidince böyle. Buraya ondan sonra hemen gider onu alır. Ya orada karmen kırmızısı alsana onu. Yok. İlle de gider onu alır. Çünkü onun koyuluk derecesini tabii tanıdık, öğrenmiş. Evet. Koyuluğu, yani bizim koyuluk derecemiz ya biliyorsunuz. Siyah beyaz fotoğrafta baktığınız zaman koyuluk derecesi budur yani. Koyuluk derecesi iyiyse iyidir, kötüyse kötüdür. Bitti gitti. Yok kırmızıymış, sarıymış, maviymiş, bilmemiş. Hepsi boş şeyler. Çünkü diyoruz ki karışılmaz. Renkler karışılmaz da bir renkleri kimseye karışmıyoruz. Ama koyuluk derecesine karışıyoruz. O zaman koyuluk derecesine göre bütün dünyaya baktığımızda da o ışık geliyor gökyüzünden, o zaman ben ışığı görüyorum. Veya da yere. Yere baktığım zaman da ben yeri görmüyorum. Denizi görüyorum. Denizin altı hatta. Denizin altı tabii. Denizin dibini görüyorum. Deniz bambaşka bir şey. Benim için gökyüzü, ufuk çizgisi deniz. Tam bak. Bunu tanımlamış Profesör Ayla Ödekan demiş ki Sylor'un tanımladığı uzamda gökyüzü ve yeryüzü diyalog hali. Diyalog, tabii diyalog hali. Otomatikman diyalog hali. Esasında hepimizin öyle olması lazım. Ama işte siz o diyaloğu dinliyorsunuz. Onu da kendi içsel dünyanızda yaratıyorum. Tabii yaratıyorum. Geçen gün bir öğrenciye söylemiştim. Ya evine gidiyorsun. Şuradan giderken bak Yeni Bosna'dayız. Yeni Bosna'dan çıktığında bir gökyüzüne baksana kızım dedi. Bir kız. Çünkü özgürlük üstüne sınav konusu özgürlük. Kendileri seçtiler. Ben sevmem. Ben sevmem. Hiç sevmem böyle şeyleri seçmeyi etmeyi. Seçin. Özgürlük. Tamam. Bu sınav özgürlük üzerine resim yapılacak. Yapalım. Büyük mü? 35-50. 35-50. O da tamam. Ne zaman? İşte sınav günü getireceksiniz. Evde yapın. Gidin. Başkasına yaptırtın. Para verin. Ne yaparsanız. Benim evet de benim hocalığım. Ne yaparsanız yapın. Ne yaparsa kendine yapacak. Tabii bana ne buramdan geri. Hatta üniversitede pek bir şeyler hocalar bilmez. Ben direkt olarak çocuklara imza attırır, şey yaptırır, not attırır. Ben atmam. At notunu ne? A, B, C. At oraya kendi notunu. Bak hepsi yerde duruyor. İçine bak bakayım. Ha böyle insanlar var mı? Var. İşte onlar adam oluyorlar. Zaten mesela geçen semestre bir tane bir oğlan çıktı. Kendine C verdi. Ama en iyisi o ve harika yapıyor. Yani bu kadar iyi olabilir. Baktım ondan sonra niye dedim kendine C verdim? Herkes A veriyor. Ondan sonra yok hoca dedi. Bunlar dedi bir kere dedi ben dışarıda çalışan bir insanım. Para kazanmak mecburiyetindeyim. Bir kere vaktim yok dedi. Ondan sonra dedi onlar deliler gibi dedi yaptığını sanıyorum dedi. Yaptılar. Yok dedim yapmadı. Onlar dedim başkalarından yaptı. Onu bilmem dedi. Ben burada baktığım zaman dedi onların yaptığını düşünerek dedi baktım dedi. Onlar kendilerine A verirse ben de utanırım dedi. C veririm dedi. Her şeyden önce dedi onlar benden daha fazla çalıştılar dedi. Bak dedim şimdiye kadar yapmadığını çizdi. A dedim üstüne de işaretler koysa dedim koyacağım 100 tane 200 tane dedim. Artı işareti dedim.
Bu kadar güzel bir insan düşünebiliyor musun? Tabii. Ama o şimdi kısa olarak geri 2 sene daha 3 sene sonra tanınmış bir ressam olarak çıkacak ortaya. İnşallah. İnşallah ne olacak? Otomatikman. Biz onu da alırız. Yani biz de, inşallah onların biz de devam ederiz. Çünkü öyle bir şey ki yani böyle bir insan kendinin ne olduğunu bilen bir insan. Öyle girer ya diyor buna o kadın tamam buraya A dese ben de A derim diyor. Bu kadar basit. Buna bak ya dedi bu koyuluk diyor. Kendini çekiyor. Adil değerlendirme, adil olmaya çalışma çok eksik maalesef. Şimdi diyelim. Oradan bir şey atlayacağız. Işıklardan geldik. Işıklardan geldi. Ayağımız yere bastı. Ufuk çizgisini bulduk. Ufuk çizgisini bulduk. Bir de Anadolu kültürünün söylencileri, dinlerin yaratılış efsaneleri. Bunlardan yoluna en çok yapsa tabii çıkıyorum. Tabii. Ve somutla soyuta doğru bir geçiş başlıyor. O imgeler... Ben size hemen anlatırım. Hemen anlatırım. Rahat rahat. Anlatırım. İki saat daha oraya ayarla kendini. Bir iki saat daha. Şeyi zoomlayalım hocamı sadece. Yok. Kalkacağım ben burada. Neye? Hayır, siz anlatırken iki saat. Ya bu şimdi bu anlatım çok evet, önemli. İmgeleri anlatacaksınız artık. Evet. Şimdi ben anlatırım. Yani her şeyden önce yani baktığımız zaman işte bu dünyaya benim kendi dünyama baktığım zaman da bir takım şeyler düşünmüyor değilim. Bunların arasında yani masalları çok seviyorum. Masal güzel bir şey. Sahtekar baştan aşağı. Olmamış şeyleri olmuş gibi düşünmek. Geniş hayal dünyası. Geniş hayal dünyası. Eğer ben çok hayalperest bir insanım ve o hayalperestliğimden dolayı aşağı yukarı her gün sabahtan akşamdan sabaha kadar rüya görürüm. İmkanı yok rüyasız bir vakit geçirmem. Çünkü çok iyi uyumam. Yani onun da tesiri belki o. Onun için ben rahatlıkla masallara düşünürüm. Yani mitolojiyi çok severim ama mitoloji eşittir benim için masal. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, bundan bunu yaptı, bundan nerede? İşin içerisinde çünkü sonucunda çaktırmadan dinler giriyor. Yani mitolojinin içerisine sağdan, soldan, şuradan, burada sıkına sıkına dinleriz koyuyorlar. Ben kişisel olarak bunu onunla birleştireceğim. Ben dinsiz bir insanım. Yani kendi kafamdaki din bambaşka bir din. Hiç yok dünyada olmayan bir şey. Ki bana ait. Ha, eğer onun tanrısı varsa benim. Yani her şeyden önce o. Ha, esasında tanrıçası da var o içeride. Gülseren. Yani ikimiz beraber olarak bir dünyanın üstünde yaşıyoruz zaten. Onunla düşündüğüm zaman da bu dinlerin içerisine girdikleri zaman ben o mitolojiden iğrenilmeye başlıyorum. Onun için masal olsun. Masal olarak kabul ediyorum. Mesela şimdi mesela bir resim daha ben resimlerimi ilkin yaparım beynimde yani sizin dediğiniz gibi beyaz tuvalin üstünde gelip bu köşeden başlarım. Bak bu köşeye geldiğim zaman bir imzamı biter. Toplama gibi. Kimse hiçbir şekilde ona şikayet ederse etsin değiştiremez. Değiştirmem. Ben değiştirmem. Halbuki yanlış yaptığım şey yanlış olsun. O bana aittir. Ve hiçbir şekilde değiştirmem. Onun için direkt olarak bunları düşündüğüm için nereden kaldımdı? Şeyde resimlerin üstüne dedim. Direkt olarak mitolojiyi dinle ilişkili olduğu zaman rahatsız oluyorum. Mesela şu anda bir resim daha bitirdim aklımda. Yani bu bitti ya zaten çok daha bitmişti. Şimdi bir bitti daha. Önce aklınızda bitiyor. Bitiyor sonra şeyin. Aktarıyorsunuz tuvale. Gılkamış'ın. Ölümsüzlüğünü nereden buldu? Biliyor musunuz? Yok. O zaman niye yapıyorsunuz bunları? Sizden de yayınlayacaksınız. Gılgamış kendine Gılgamış ölümsüzlüğü araştırmış, saraştırmış, bulmuş ki esasında bunlar Dicle ile Fırat Nehri'nin altındalar. Yani esasında şey olarak, mitolojik olarak onun dibinde bir diken var. O dikenle elde edebilirse, o dikeni elde edilirse ölümsüzlüğü elde edecek. Ben şimdi niye yapmayayım şimdi buradan bir resim? Mesela düşünsene bir
Ondan sonra Fırat Nehri akıyor veya Dicle akıyor. Yerin dibine doğru girdiğin zaman aklıma geldi. Dikenli ne olabilir? Güzel bir dikenli nasıl olabilir? Gül. Niye koyayım yerin dibine? Denizin dibine bir gül. Olabilir. O güzel resimden olmaz mı? Olabilir. İşte resim bitti. Kapadın nasıl olduğunu çık. Şimdi onda ışık var mı? Vardır. Var. Niye? Gök de var. Dağ da var. Denizin altında. Denizin dibi de var. Orada da bir ışık var mı? Var. Koyuluk derecesi olarak da baktığında bütün koyuluk. Koyuluk derecesi zaten kokkoyu. Işte. Çektiğin zaman siyah beyaz. Neredeyse siyaha yakın bir koyulukta olacak. Küt diye de odak noktası da çıktı. Konu zaten basit. Gılgamış'ın ölümsüzlüğü. Bu da çıktı. Ben ne yapayım? Alasmalık imza mı atar çeker gider. İşte sordunuz bana nasıl yapın diye. İşte bu kadar. Şimdi var mı sordunuz? Yok yok. Resim böyle yapılır. Resim nasıl yapılmaz? O ressamsızlıkla olur. O. Öyle değil. Ama diyorsunuz ki bilim, sanat, teknoloji ve matematik olmazsa da olmaz. Bunlar doğru. Olma. Yani doğru. Böyle fantastik anlatıyoruz ama tabii. O kadar basit bir durumda değil. Her şeyden önce ben onun nasıl şey yapıyordum. Dünyanın üstünde üçlü bir şey böyle durursa durabilir. Şimdi bir tane sanatı çizdik. Burada ne var? Bilim ve teknoloji var. Gümler işler aşağıya. Hangisini? Ve sanat var burada, teknoloji var. Burada bilim yok. Küt aşağıya gider. Koyduğun zaman bir kürenin üstüne ama yerine bastırarak sokarsan tabii ki durur. Tek bir tane de durur yani. Ayın üstüne de koydular. Ne ama olacak? Tek düze. Ama bunda öyle değil. Üçlü bir şekilde dengeli bir şekilde hiçbir şekilde olamaz. Bunların üçü bir arada olmak mecburiyetinde. Bunlardan bir tanesi eksik olursa çöker. Mesela bazı kişiler vardır ki ben işte bilimsel olarak bilmem. Ondan sonra sanatla çok iyiyim. Ben sanatçıyım. Evet o da çok güzel. Peki şeyi bilmem, matematiği bilmem. Matematiği bilmezsen çökersin. Otomatik. Bunlardan bir tanesi de Vedir Bey'dir. Vedir abi ben matematiği hiç sevmem. Ya o nasıl matematiği sevmesin hoca diye bu sabahlara kadar kavga ederdik. Sen nasıl bilmezsin? Bilmezsen bunu yapamazsın. İçsel olarak aslında çünkü biliyor. Niye? Ama çünkü o... tabii çünkü haklı kadın. Kadın diyorum adam. Çünkü adam dersinde çalışırken okulda vesaire. Okulda da hocalar bunun sen bilmezsin, sen yapamazsın, sen edemezsin. Sıkıcı şekilde devamı ezberlemek durumunda kaldığını söyleyerek matematiği anlatırsa sonucunda adam ben lanet olsun diye. Öyle gelmiş zaten bizim akademiye. Geliş şekli orada. Direkt olarak Trabzon'dan kalkıp gelmenin alt yatırımında ne bu yatıyor? Ve diyor nefret eder. Ya nefret edersen bunları nasıl yaptın? Bir anda şak 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 atıyorsun. İyi veya kötü onun karıştırma. O onun kendi malıdır. Kendi yaratmış. Ama bunu yapabilmen için senin matematiği çok iyi bilmen lazım. Analitik bir düşünce tarzına sahip. Sahip olmadan bunu yapamazsın. Bu şiirleri yazamazsın. Geri bakıyorsun şiir. Kendi bir kelime. Bunların arasındaki bağı nasıl kurdun? Ben sorardım ona. Nasıl kurdun hoca? Nereden bileyim ben evlat? Nereden bileyim var mı? İşte sen matematiği bilirsen bunu koyu. Ben bilmiyorum ki biliyorsun. Yani formel olarak bilmiyor ama içsel olarak dinamiği var o işin. Tabii. Yani bunu hepimiz de esasında vardır. Evet. Yani bize hep yanlış söylüyorlar. Sanatkar, işte bilim adamı, ondan sonra sanatçı. Ne de bir kere sanatçı demek yanlış bir şey. Neyin sanatçısınız? Mesela sen niye sanatçısın? Biliniyor mu ki sanatçı mısın, değilsin? Geçsin şöyle bir 200-300 sene. Başkaları desin. 200-300 sene evet. Sonra baksınlar seni. Kaldık mı, kalmadık mı? Tartacaklar, diyecekler. Bu tamam. Kaldı. İyi veya kötü. Kaldı. Kaldınsa sen. İşte biz oradan resim yapıyoruz. Sanatçısın. Tabii. Ressam kelimesini bile kullanmak. Yani şey geliyor bize. Kötü geliyor. Ama mecburen bir şeyler anlatılırken. Tabii mecbursun. Ama hiç olmaz orada. Ben sanatçıyım veya başkası sanatçısın.
Yanlış kelime bana göre. Yani sen, bana söyledikleri zaman ben hayır kabul ediyorum. Bize göre de öyle. Ben yani. Bana bir sanatçısın dedim. Ben resim yapan bir insanım. Ama profesyonelce yapıyorum bu. Üçünü evet. biliyorum. Yani bakın bu üçünü bu elimle de vuruyorum ben. Üçünü biliyorum. Üçünü bildiğim kadar çok iyi bilmiyorum. Tabii ki. Bilmediğim bir sürü şey var. Geldiğimizce üçüne ben bakıyoruz. Ben üçüne birden böyle yaptığım zaman ortasında bir şey üretebiliyorum. Üretebiliyorum. Üretebildiğime göre bunun üçünü de bilmem lazım. Yoksa üretemem ki. Yemek pişirebilir misin? Pişir. Ama bunu bilirsen pişiririz. İşte bu kadar basit bir şey. Peki hocam şeye geçelim. Bu özgünlük, özgürlük, üretmek, yaratmak onlar çok önemli i̇şte şeyler. Onu sizden söyledim. De sizden de bunu dinlemek isterler. Özgünlük nasıl kazanılır? Nasıl kazanılır hocam? Yani özgünlük aslında nedir? Nasıl bir ressam nasıl özgün olur? Biliyorsunuz son zamanlarda çok yaygın olarak gündemde kopya resimler, eserlerde işte tekrarlar, kendini aşamama. Valla onların kendilerini düşünüyor. Onlar kendilerine bir dünya kurmamışlar. Bulmadıkları için dünyayı tanımıyorlar. Bakın dünyayı ben tanıdığımı size söyledim. Bir küre, kürenin üstünde üçlü bir saç ayağı şeklinde durursanız durabilir. Bunlardan bir tanesi yok olursa yıkılabilirsiniz. Aynı şekilde ben özgürsüz olarak dünyaya geldim. Özgürlüğümü bu üçle elde edebildim. Bunu elde ettikten sonra ben özgürüm. Kazandım dedim. Ve hala ne özgürüm ben. Gayet güzel. Yani dünyanın hiçbir yerinde şurada şu var, burada bu var, şurada şu devlet var, burada bu millet var, burada din var, burada dinsizlik var, burada adam kesiyorlar, burada biçiyorlar. Hiç ilgilenmem. Beynimin içerisinde hiç öyle şeyler yok. Benim için ben dünyaya geldim. Bunun üstünde işte 70-80 ne kadar yaşadıksa geçmişik yani o 76 oldu. Demek ki gidiyoruz demektir. Gitti gidiyoruz. Bunun içerisinde yaşayan bir insanın bu tatlarda bu zevkle severek yaşıyorum. Mutlu olarak yaşıyorum. Mutlu olabilmek için de belli bazı şartlarım var. Burada koyduğun zaman dedim ya özgürsüz olarak dünyaya geldiğimizde göre özgürlüğü elde ederken de azıcık da anamızdan babamızdan da biraz bir şeyler öğretseler ne iyi olabilir. Mesela bize deseler ki senin vücudunun içerisinde iskelet var. Bak iskeleti var arkada. Hakiki Alman iskeletidir ha. Evet. Şey 1939'da. Ondan sonra iskeletin olması lazım. Bunu bize eğitim olarak vermiyorlar ki. Vermeyince dışarıya çıkıyorsun. Hiçbir şeyi bilmiyorsun. İşte ben anlattım da bunu bol bol. Çocuklara sorduğum zaman da hiçbir kimse kendini aynaya bakmıyor sabahleyin kalkınca. Soruyorum. Belki size de sormuşlardır ama soran hoca çıkmamıştır çünkü. Öyle bir deli hoca nerede bulacaksın? Çünkü direkt olarak sabahleyin kalktığı zaman sınıfta hepsinize soruyorum. Sabah ne yaptınız? Ama herkes beni bilir ki ben çok açık seçik konuşan bir insanım. O daha ne açık şeyler vardır benim. Açık seçik var. Açık seçik olarak anlatın. Yataktan kalkıyorsun. Of kalktın ne yaparsın? Her şeyi anlatıyorlar. Tuvalete gidiyor şunu yaptım bunu yaptım. Bir tanesi de ve benim atölyemin içinde upuzun ince uzun bir ayna var. Karşıda duruyor böyle yere kadar. Siz baktığınız zaman böyle karşıda aşağıya duruyor. Bir tanesi şimdiye kadar bir tane şimdiye kadar dedim ki yani İstanbul Kültür Üniversitesi'nde 2006'dan bugüne kadar bir tanesi de aynaya bakım demedi. Her şey anlatılıyor, aynaya bakıyorum kelimesini kullanmıyorlar. Aynaya bakmıyorsan ne yapıyorsun? Tabii ki diyor makyajımı yaptım diyor, saçlarımı taradım diyor. Bakın diyor saçlarımı gittim diyor, bir berbere kestirdim diyor. Hani kestiriyorlar şimdi. Şeyle erkekler zzzzt aldırıyorlar. Kereste gibi kafaları var ya, arkası düz. Burası böyle. Çünkü anadan doğduktan sonra düzün üstüne yatırılıyor. Yere yatırılıyor. Çünkü yere yatırıldığı zaman rahat işersin. Yani bunu açık açık bakma. İşte bunları öğrenmek lazım. Bakarsın. Oh, arkası üstü zaman rahat eder. Çünkü yer topraktır. Toprak olduğu zaman emer bütün emisyonu. Oh gider oh, rahat rahat. Çocuk yaptıksa yapsın. Yaptıksa yapsın rahatlıkla. Ama hep arka üstü yata 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 arkanın kepi kapasının şeysi arkası böyle olur. Kereste gibi düz olur. Şimdi arkası düzse burası da böyle olur. Şimdi buranın berbere gidip
kazıttırıyor. Vın, yukarıya kadar. Burada da saçlarını bırakıyor. Horoz gibi bunlar da böyle dikiyor. Ondan sonra şimdi aynaya bakmış bu vaziyette dışarıya çıkıyor. Çıkıyor. Ya bana kimse bakmadı diyor. Ya kız bakıyor. Kız da bak. O kız da bakmadı. Bu kız da bakmadı. Şu kız da bakmadı. Bakmadı, 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 bakmadı. Keçileri kaçıyor. Şimdi aynı şeyle dişi ya. Burada bir şey beklemek için demiyorum. Bakma. Baktığın zaman yüzüne güzel gözükecek. Görüp de bakıp da baktırıp da göreceğin bir kişi olması lazım ki bakabilesin. Öyle bir şey olmadığı zaman kadınlar da aynı şekilde gidiyorlar. Burasında bir sivilce var. Sivilceyi alıyor. Pat diye patlatıyor. Pişt diye dışarı çıkıyor cerrah. Çıktıktan sonra deli oluyor. Kızarıyor. Ondan sonra merhemler sürüyor. Ondan sonra üstüne de pudraları sürüyor. Dışarı çıkıyor. Ben de onu gördüğüm zaman Allah'a başlıyorum diyor. Ne yapayım diyor. Yalan mı? Ondan sonra bakılmaya akşam yine evine geldiği zaman mutsuzluk, ruhsuzluk, hem ruhsuz hem mutsuz bir vaziyette evine geliyor. Yatağına yattığı zaman rüya görmüyor. Ama ben mutlu olarak evime geldiğim zaman ben rüyamı görüyorum. Sabaha kadar resim yapıyorum beynimde. Ondan sonra kalktığım zaman da beyaz tuval diye yazılan beyaz tuvali doldurmaya başlıyorum. Yoksa bunu kolay kolay doldurulamaz mı? Yani herkes kendi olacak, kendi dünyasını resmini. Kendi rüyasını, rüyasını görecek kendi. Evet. Ama hangi yalnız resim olarak değil bu? Tabii. Mutlaka. Bunu konuştuğumuz için. Tabii bu. Esasında bu yaşam biçiminin böyle düşünmesi. Bunun da en güzel şekli annemizden, babamızdan çıktığımızdan itibaren bize geldiği zaman bize demesinler lütfen. Bizim zamanımızda öyle. Nereden geldim anne veya baba, nereden geldim ben? Yapı Kredi Bankası'ndan bak o zaman Leyla'yı görürsün. Bir tane ev görürsün. Damını görürsün. İnce uzun bir baca vardır. Tabii şöyle. Oraya konar. Böyle konar. Oraya gelir. Ondan sonra leylek. Ulan bir de leylek getirir. Ulan ki nereden ben geldim leylek? Nereden geldim leylek diye. Ha babam ilkokul biter. Leylek yok ortalıkta. Dahi leylek ne bulamazsın hiçbir zaman. Annem babam sana söylemiyor ki. Halbuki özgürsüz olarak doğmuşsun şu kadarcık. Kalkıp da ona desen ki evlatçım bak. Ben anneyim, ben babayım. Bak bizim iskeletimiz var. Senin de iskeleti var. Sen de böyle büyüyeceksin. Bizim gibi olacaksın. Özgürsüz bir şekilde senin gibi bir tane çıkaracaksın. Bu kadar basit. Bitti. Yani bu döngü. Bu döngü bitti. Bunun karşılığında da sen bütün hayatın boyunca hep aynaya bakarsın. Çünkü aklında kalacak şey İskeletindir. İskelet var. Hep aynaya baktığında iskelet. Ben iskelete bakmaktan bayılıyorum. Hala bakıyorum. Ne kadar güzel bir hayvan. Şimdi 2009'da İş Sanat Kibele'de bir retrospektif serginiz yaptım. Açıldı. Orada desenler değil mi? Özgün baskılar. 150'ye yakın. Onu da göstereceğim ben şimdi. Birazdan size anlatırken ben gösteririm. 150'ye yakın eser var değil var, mi? Var. Bir de burada Kültür Üniversitesi'nde öğrencileriniz 20 dakikalık bir belgesel yaptılar. Bununla yaptılar işte. Kocaman bununla, eller, ışığın resmi. Büyük elleri diye. Benim ellerim hakikaten şimdi küçüldü ya. Tabii küçük değil, büyüktür. Büyük olduğu için büyük eller derler bana. Çünkü tuttuğum zaman kolay açılmaz. Onlardan şey yaparlar. Mesela herhangi bir şeyi ben kapatırsam kimse açamaz. Öyle. Maalesef öyle. Buraya kadar anneannemin şeysinden gelme, geninden gelme şu kadar yerim felakettir. Bundan sonrası beş para etmez. Burası felakettir. Bunu bulabiliyorlar mı piyasada hocam? Bulabilirler. Bulamazlar da bulabilirler de. Bir arasınlar bakalım. Bakalım. Bütün bu kadar. Sizin mi ihtiyacınız var ona? Yok hani. Yok sorduk hani seyircilerimizden merak edip edinmek isteyen olursa diye. Onun da sahtesi çıkmış. Onun için söyledim. Öyle mi? Onun için söyledim. Şuraya kadar olan elim, ben Gülseren'e sorun. Herhangi bir şey açıldığı zaman, devam ağacım, efendim açar mısın? Ben açarım. Kapatırsam da kimse kapatamaz. Yani o şekilde
bir el kuvveti var. Onun için bana bilirler de, üniversitede de bilirler elimin ne olduğunu. Onun için de büyük eller. Ona da esasen telga taktı. Büyük eller diye. Herkese, o da herkese öğretmiş bir de. Tabii zaten. Kültür Üniversitesi'nde de zaten o da hocalık yaptı ya, Kültür Üniversitesi'nde. Bütün millete beni tabii bir şey, ben derslerde böyle hiç durmam, ben duramam ki. Giderim mesela telga ders verirken, dersin yarısını içeriye girip böyle şeyler, suratımıza bir şeyler, boyalar yapıp kapının dersinden içeriye giriverirdik. Veya yemek saatinizde yemek alıp efendim hocam buyurun efendim diye içeriye girerdik arkadaşlarla beraber. Yani bizim bizim yaşamımız gırgır. Yetiştirme tarzımız var. Yetiştirmede deli olur hocalar şeyler gelir, çocuklar hocam ne biçim sen, ne biçim var mı yemek saatinde? Hadi ayı bir kere oynar mı derdim, hala da derim ben. Ayı oynar mı? Oynamaz. Hadi tersinize. Ne güzel şanslı çocuklar işte. Canım yani evet. Yaşam biçimi böyle kurdum, böyle gidiyor. Şimdi de aynı şekilde evet, gidiyor. Ben son sorulara geldik aslında. Geldik ama de. Ben neyi şeyi sormak sen? İstiyorum. Bir sanatçı eşe sahipsiniz. Birbirinizi destekleyerek gelmişsiniz. Bugün güzel de anlattınız birlikte, aslında. Evet, birlikte atölyeyi, ortak atölye kullanıyorsunuz. Her şeyimiz beraber. Her hatta Gülsen Hocam'ın fırçalarını falan da siz temizliyormuşsunuz. Evet, doğduğumuzdan beri. Evet, bu fırça hikayesini bir de sizden dinleyelim. Nasıl çalışırsınız? Evet. Birlikteliğiniz nasıl? Bir atölyeyi birlikte İşte böyle, bakın o orada yapıyor, ben burada yapıyorum. O kendi işini yapar, ben kendi işimi yapar. Birbirinizi etkiliyor musunuz? Ben etkilemez. Arkadan avlarım. Etkilemez. Yalnız ben de ona doğru bakarım, o da bana doğru bakar. Resimlerimizde eğer bizim anlattığımız şekilde %10'un içerisinde bir hatamız varsa, ya burayı da buraya yapıyorsun, dikkat etsene, gördün mü ki diye birbirimize onu sorarız. Yani o da dünyanın en güzel bir şeyidir. Yani tabii benim ki. İçin hayat, ben tek başıma söylüyorum, benim için hayatımda en güzel şey Gülseren'le beraber olmak. Çünkü hayatı onunla beraber başladık, onunla beraber devam ettik, onunla beraber özgürsüz bir çocuk yetiştirdik, ondan sonra özgürlüğü haline getirdik. Yani hep beraber. Hep beraber olduğu zaman da hayatımız öyle. Ben hiçbir zaman demem ki Gülseren sen resim yapıyorsun, şunu yapar mısın demem. O da bana hiçbir şey demez. Ne yapılacaksa yaparız. Bulaşık mı? Bulaşık. Yemekse yemek. Elimi şey mi giyecek? Elbise mi yapacağız? Elbise silinecek mi? Silinecek. Herkes kendi işini. Biz ama kendi işimizi değil. Bizim işimizi, bizim dünyamızın içerisindeki yapılması lazımını beraber. Dünyada en güzel şey bu ya. Yani hem aslında normal yaşamınızda hem de sanat yaşamınızda paylaşarak gelmezsen nasıl yaşayacaksın? Tabii. Düşünebiliyor musun? Ben şimdi bu resmi yapıyorum. Bu tam resim yapacağım sırada bir şey de ama işte şuraya gidelim mi? Hayır ha. Böyle bir şey denilebilir mi yani? Veya o yaparken Gülseren ya bak benim şuraya gidelim mi? Demez. Ben de demem. O da demez. Yani ikimizin ortak olarak ya resim yapıyor ki resim yaparken ne yaptığını ben biliyorum. O da benim biliyor resim yaparken neler çektiğimizi. Esasında resim yaparken sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Yani insan eziyet çekiyor yani. Neşe içerisinde değilsin. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Değil. Eziyet içerisinde. Yani ben samimi söylüyorum. Bir resim bittiği zaman ben 10 tane büyük problemi çözerdim. Rahat yani. O beynim o kadar yorgun oluyor. Yani bir of diyorum yani. Ki ben diğerlerinden, diğer hocalardan veya diğer ressamlardan, diğer sanatçılardan hepsini sarayım. Hani koleksiyonlardan, bilmem galerilerden. Her neyse baktığım zaman bitmiş olarak başlıyorum beyaz tuvalin üstüne. Beynimin içerisinde. Ki bu kolaylık benim için. Korkunç bir kolaylık. Rengi, mengi bilen her şeyse bu bitmiş vaziyette. Yalnız bununla oynuyoruz. İşçilik kısmı kalıyor. İşçilik kısmı kalıyor. Böyle olduğu halde beynimden aşağıya iniyor. Yani beynin yani esasında beynimizi çok iyi bilmemiz lazım. Beynimiz esasında bilgisayardan mukayese edilmeyecek kadar beter bir yaratık. Hakikaten beter bir yaratık. Çünkü bilgisayar biz yarattık ya. Bilgisayarı bir şöyle yaptı mı evet. Gitler gümür diye. Ama beyin öyle bir şey değil.
Yani beyin hakikaten bambaşka bir şey. Hala da tam çözümlenemeyen organ o. Kara noktanın arkasını çözdüler değil mi? Hala beyni tam anlamıyla Hala düşünün onun arkasında ne olduğunu da söylediler. Ama bizim Türkiye bilmiyor daha. Bilsin söylemeyecek. Öğrensinler, gitsinler, bütün o fizikçiler çıksınlar, öğrensinler. Çünkü Amerika'ya verdi bunu ya direkt olarak. Hiçbir kimse bunu alıp da internetten bile bakmıyorlar. Yani internetten dahi bakmıyorlar. Bu durumda onu bulunan bir yerde beynin içerisinde bir sürü şeyler buldular. Şimdi duysa Gülselen kızacak. Sicim vardı. Sicim meselesini kara noktanın gerisini bulabilmek için sicimi bilmek lazımdı. Sicimi bildikleri zaman da beyni bilirsin. Bu kadar basit bir şey. Ama biz bilmiyoruz. Biz bilmiyoruz. Çünkü bütün hastalıkların nereden nereye geldiğini bile buldular. Ha, kanser diyorsun ilacı dışarıda satacaklar. Aspirin diye satacaklar. Bak görürsün. Kapitalist sistem yerine yeni bir şey koyuncaya kadar onu kullanacak. Bu gerçek olan bir şey. Bunu uğraşırsan, edersen görüyorsun, gördükten sonra da ona göre davranıyorsun yani davranış. Ben şimdi beynimin için bir sürü şeyleri baktım, okudum, ettim. O okuduğum, ettiğim kadar ama ben diyeceksin ki sen resimle uğraşıyorsun, bir de bununla mı uğraşacaksın? Uğraşırım. Söylediler, duydum. Duyunca da bakarım. Baktınca da araştırırım. Araştırınca da bir sürü şey öğrenirim. Öğrendiğim zaman niye resimle yapmayayım? Beynin içerisinde bir dünyanın içerisine yeni bir dünya yaratma gücüne sahip olduğunu düşünsene. Tabii müthiş bir şey. Evet. Peki hocam yani sohbet çok güzeldi gerçekten. Bitti mi? Bitmez abi yok kabul etmez. Tamam siz devam edin. Siz gidin. Ben burada anlatırım. Oturma limitlerimi. Başka bir çekim daha yaparız. Tabii evet, konuşacak çok şey var ama süre böyle kısıtlı olunca çok teşekkür ederiz. Sponsorumuz Ponart'ın size bir armağan. Armağanın neresinden yaparım. Çok teşekkür ederim. Burada da bir kalem setiniz var Edeat. Amanın çok vallahi beni mahcup ettiniz. Hiç güzel böyle tatlı şeyler almadım hayatımda. Bol çok teşekkürler. O kadar güzel şeyle bunları bulup da getirdiniz ki ne kadar naziksiniz hepiniz. Çok teşekkür sizinin, sağ olun. Sizlerin dünyası başka bir dünyaymış. Sağ olun. Vallahi ben ancak bunu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Hakikaten. Hakikaten bambaşka bir dünyada. O dünyanın da resimlerini görmek isterim. İnşallah. Tabii ki. Ya, öyle bedava yok. Bedava yok. Siz vakit ayırırsanız bizim için zevktir. Ben de öğreneceğim bakalım neler çok yaptınız, neler yapmıyorsunuz. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sponsorumuz Ponart'a ve O Gün TV yayın ve çekim ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sanatla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Thank you.